TV52 Ana Haber Bülteninden hepinize mutlu akşamlar. Ben Emrullah Cesur. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Rize'nin 70 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Başkan Erdoğan, tünel ile trafiğin önemli bir bölümünün şehir içinden çıkarılacağını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasının başında açılışı yapılacak tünelin hayırlı olmasını diledi. Aziz milletim, sevgili hemşehrilerim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Rize'mizin hem şehir içi trafiğini rahatlatacak, hem dağın ardı ile önü arasında ulaşımı kısa sürede temin edecek yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitenin artan cazibesinin bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünelin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitemizin artan cazibesi bölgemizdeki trafiği yoğunlaştırmıştır. Ovid tünelinin ardından dün hizmete açtığımız İyidere, İkizdere yolu ile Hurmalık tünelleri bölgenin hem Kafkasya'ya hem güneye olan trafiğini daha da artıracaktır. İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bölgedeki insan ve yük trafiğinin çok daha fazlalaşacağını aktaran Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bu bölgedeki insan ve yük trafiği çok daha fazlalaşacaktır. Salarha Tüneli ile işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden çıkartıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Kentsel dönüşüm projesinin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tünelin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ulusal Fındık Konseyi'ni sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı bir paylaşımla eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ulusal Fındık Konseyi'ni sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla eleştirdi. Adıgüzel, yaptığı paylaşımda iyi niyetli konsey mensuplarını dışarıda tuttuğunu belirterek şu açıklamalara yer verdi. Fındık sezonu gelmeden 800 bin ton rekolte yalanı ile 25 TL fiyat beklentisi açıklayan sözde Ulusal Fındık Konseyi şeysi, ulusal kelimesinin ağırlığını taşımaktan aciz zevat. Fındığın hakkını savunan bizlere ahkam kesip yol tarif edeceğinize kendi rotanızı düzeltin. Emekçinin boğazından çaldıklarınızla gittiğiniz Hong Kong sefalarından fındık borsalarının olduğu ülkelerin semalarına doğru biraz da zevkü sefada değil memleket yolunda mesai yapın. Konseydeki azınlıkta olan iyi niyetli arkadaşları hariç tutarak bu başkanı ve çetesini tanımlamak için söylüyorum. UFK Ulusal Fırıldaklar Konseyi.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasanın toprak mahsulleri ofisinin fındık almaya başladığı ilk günden manipülasyon yaparak fındık fiyatını düşürdüğünü belirterek tekelci firma ve tetikçilerin oyuna kaldığı yerden devam ettiğini söyledi ve üreticiye seslendi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 Eylül itibariyle fındık alımına başlaması serbest piyasada fındık fiyatlarını etkiler mi sorusu üreticinin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasanın manipülasyon yaparak fındık fiyatını düşürdüğünü söyledi ve üreticiye önemli uyarılarda bulundu. Biliyorsunuz serbest piyasa şartlarında 24 lira, 24,5 lira bandında işlem gören bir fındık piyasası var. Tabii bu yeterli değil, bu düşük bir fiyat. Dolayısıyla ihtiyacı olan birçok üreticimiz de fındığını bir an önce satıp ihtiyaçlarını görmekle alakalı bir çaba içerisinde. Onun için serbest piyasa biraz düşük seyretti 1 Eylül'e kadar. Ama ben bundan sonraki süreçte TMO alımlarına devam edecektir. Üreticilerimiz de TMO kriterlerine getirdiği fındığı TMO'ya getirmeye devam ederse ben serbest piyasada fındık fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum. Üreticinin direnç göstermesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Akça, tekelci firma ve serbest piyasanın tek amacı var, üreticiyi panikletip fındığı ucuza almak dedi. Ama şu anda serbest piyasada bizim istediğimiz seviyede bir fındık fiyatı gözlenmiyor. Hatta bugün yine tekelci firmanın zannediyorum açıklamış olduğu bir alım fiyatı 24 TL gibi bir fiyat açıklamış bugün. Bu tabii bana göre piyasayı manipüle etmek, piyasayı panikletmek, patron biziz imajını piyasaya oturtmak amacıyla yapılan bir eylem diye düşünüyorum. Dolayısıyla üreticimiz paniklemeyecek, üreticimiz ürüne sahip çıkacak. Artık patron üretici, önlerinde de bir TMO gerçeği var. Şu anda randevu sistemleri açık. Ürünlerini TMO'nun belirlemiş olduğu kritere uygun bir şekilde getiren üreticilerimizin tamamının fındığı alınacak. Böyle de bir açıklama yaptığı yetkililer. Ben ödeme tarihinde 21 gün gibi bir süre belirlemişlerdi ki burada şöyle bir açıklama yapmışlardı, ucu açık bir açıklama. 21 gün içerisinde diye. Ama ben ürünün parasının bir hafta en geç 10 gün içerisinde ödeneceğini düşünüyorum. Çünkü önceki senelerde aynı açıklamayı yapıyorlardı ve bir hafta 10 gün içerisinde de üreticinin parasını ödüyorlardı. Dolayısıyla ben üreticimizin serbest piyasada düşük seyreden bu fiyatlarla fındığını satacağını düşünmüyorum. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre Edirne'den İstanbul'a giden 11 vagonlu yük treni Velimeşe mahallesindeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir servis aracına çarptı. Kazada araçtaki Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Savcı ve jandarma olay yerinde incelemeler yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi. Öte yandan kaza bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan birçok hastanın genç ve aşısız kişiler olduğunu belirtti. COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların birçoğu ya aşısız ya da genç hastalar.
Özellikle gençler için söylemek gerekirse maalesef yoğun bakımların neredeyse tamamı aşısız, hatta gençlerle dolmakta. Özellikle genç hastalarımız aşı olmak konusunda çok gayret etsinler. Çünkü aşı onları hayatta tutacaktır. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, yoğun bakımdaki hastaların genç ve aşısız hastalar olmasının üzücü bir gelişme olduğunu söyledi ve gençleri aşı olmaya davet etti. Gerçekten yoğun bakımlarımıza baktığımızda hastalarımızın çoğunun maalesef aşı olmayan, aşıyı reddeden veya aşısını eksik doz yapan kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Biz bunlardan tabii ki çok üzülüyoruz. Bir hekim olarak çok üzülüyoruz. Ben bütün gençlerimizin, özellikle gençlerimizin aşı olmalarını kendilerine öneriyorum. Diğer yandan Başkan Coşkun, aşıyla ilgili tereddüt eden vatandaşları hem tıbbi hem de bilimsel olarak ikna edebileceğini aktardı. Ve bir artı katkı daha yapmak istiyorum. Doktor Ali Coşkun, Ordu Tabip Odası Başkanı, beni aşıyla ilgili kafalarında ne muallak kaldıysa, hangi düşünce onları aşı yapmaktan alıkoyduysa lütfen beni arayın, saat kaç olursa olsun sorun, yeter ki aşı olun. Ben kendilerini tıbbi ve bilimsel olarak ikna edeceğim, buna inanıyorum. Ama onlar da lütfen hem kendi hayatlarını hem de toplumun hayatını tehlikeye atmasınlar. Halk Sağlığı Haftası 3 ve 9 Eylül arasında kutlanacak. Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da konuya ilişkin TV52 Haber'e özel açıklamalar yaptı. Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftanın amacı ise halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak. Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da bu konu hakkında konuştu. Halk sağlığı bizim zaten şu anda pandemide, aşıda, her alanda halk sağlığı bizim olmazsa olmaz. Bireysel koruyucu tedbirler dediğimiz konu da zaten halk sağlığı. Ama bu seneki halk sağlığı haftamızı Sağlık Bakanlığımız bu afetler, olağan dışı durumlar sebebiyle 3 Eylül, 9 Eylül tarihleri arasını afet ve olağan dışı durumlarda çevre sağlığı hizmetleri konu başlığı altında gündeme aldı. Bakanlığın bu haftayı afet ve olağan dışı durumlarda çevre sağlığı hizmetleri konu başlığında ele aldığını bildiren Dr. Kasapoğlu, bu gibi durumlarda sağlık çalışanlarının önemine vurgu yaptı. Afet ve olağan dışı durumlarda deprem, yangın, sel, malum haliniz muhtelif Karadeniz'de, muhtelif Kastamonu'da, Sinop'ta, Ordu'da, birçok ilimizde, deprem keza Elazığ'da olağan dışı durumlar ve afetler oldu. Buralarda biz sağlıkçılar her ne kadar ön planda değilsek de mutlaka lojistik anlamında olsun, hizmet üretme anlamında olsun, insan sağlığının korunması, kanalizasyonu, su temini, suyun temizliği, barınma, vektörle mücadele, bir sürü konularımız var. Bu konuların hepsini aşağı yukarı Türkiye'nin muhtelif yerinde sadece bu hizmeti üreten 5000 tane sağlık çalışanımız var. İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu bu hafta çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini de duyurdu. Bu yılı 2021-2022 yılını 3 Eylül 9 Eylül tarihleri arasında afet ve olağan dışı durumlarda çevre sağlığı hizmetlerine ayırmış durumdayız. İnşallah haftamızda bir takım etkinliklerimiz olacak. Bugün de böyle başlatmış olalım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Kurtuluş Savaşı sırasında Ordu'da unutulmaz bir destana imza atan Rusumat No. 4 gemisinin yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıl dönümü nedeniyle bestelenmesini sağladığı senfonik eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Kurtuluş Savaşı sırasında Ordu'da unutulmaz bir destana imza atan Rusumat No. 4 gemisinin yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıl dönümü nedeniyle bestelenmesini sağladığı senfonik eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Güneşin pencerelerine doğduğu şehir, yeşilin bahçelerinden taştığı, sokakları menekşe kokan şehir, dağ eteği kokuyor adı demişlerdi.
Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılmasının ardından tekrar yüzdürülen Rusumat No. 4 gemisinin Ordu'da yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıl dönümü için bestelenen eserin oratoryosu Ordu Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Öğretim üyesi yazar İbrahim Dizman'ın yazdığı, Hasan Niyazi Turan'ın bestelediği eser, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından Orduluların ve Türkiye'nin beğenisine sunuldu. Davetlilerden büyük alkış alan eser, önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşacak. Rusumat No. 4 simgesinin unutulmaz oratoryosunun ordunun kültür ve sanatına kazandırıldığı için çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Güler, bu destanın gelecek nesillere ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz dedi. Bu oratoryoyla Rusumat No. 4'ü tekrar canlandırdık. Ölüp dirilen bir gemiye tekrar bir hayatiyet kazandırdık. Ve ordumuzun geçmişteki başarılarını aynı zamanda geleceğe taşıyan çok güzel bir eser ortaya çıktı. Sayın Tuna'ya özellikle teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde beslediler. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Tabii Rusumat 4 bir destan aslında. Bu destanın değişik versiyonları da yapılabilir. Onları da aynı zamanda ortaya koyacağız. Çünkü düşünen, üreten ve yarışan ordu sanatta da yarışacak. Yorumda da yarışacak, sunumda da yarışacak ve aynı zamanda da buradan geleceğe umut ve ümit ışıkları yayılacak. Ben tekrar tebrik ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah diyerek av sezonuna başladı. Balıklar tezgahlarda yerlerini almaya başlarken balıkçılarsa bu sezon umduklarını bulamamaktan şikayetçi. Tezgahların boş kaldığını söyleyen balıkçılar av sezonunun erken başladığını iddia ediyor. Av sezonu normalde ne olması lazım biliyor musun? Ekim 1, Mart 1. Bundan gerisi yalan. Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize ağlarını bıraktı. Balıkçılar bu sezon hayal kırıklığı yaşadığını söylerken vatandaşların da tezgahlara rağbet etmediğine vurgu yaptı. Bunun bir iki senelerini yapayım abi. Şöyle bir şey. Bu sene havalar yağdı. Ağustos ayında çok havalar yağdı. Ne fındığını kurtamaz. Sokakta adam yok. Bunu ayın 15'i uzatsa daha iyiydi Eylül 15'ine. Hiç olmazsa şu anda bak balık 15 dedik vatandaş sanki balı gibi bir şey. Balık ucuz 15'te, 3 tane balık bedava. Halen vatandaş şu balığa bakıyor 15 liraya. Adam olmazsa işin yani işin biraz da düşük olma sebebi bu. Balıkta av sezonu için erken mi tartışmaları sürmeye devam ederken Altınordu'da balıkçılık yapan tezgahtar av sezonuna erken başlandığı için tezgahların boş kaldığını söyledi. Ha işte. Şimdi av sezonu açıldı tezgahın haline bak. Yazın zaten vardı ki bunlar. Mezgit var, barbun var, istart vardı ki. Yok sezon açıldı da ne oldu? Ne var denizde? Deniz boş şu anda. Ha ayın 15'inden sonra kendini bir şey balıklar gösterirse gösterecek. 15'ine kadar bir şey gösterme şansı yok denizde. Balıkçılar sezona 1 ila 2 hafta geç başlanmasının hem fiyatlara hem de tezgahlara yansıyacağına dikkat çekti. Tezgahtarlar Eylül ayından sonra denizde avcılığın normale dönmesini beklediklerini söyledi. Uzatmalılardı. 15'ini uzatacaklardı. Eylül 15. Hem o balık daha yanılır, hem o balık daha güzel olur. Ha? Sebebi nedir bunun? Sebebi nedir bak ben sana bir şey. Havalar sıcaklığı bir. Bizim Karadeniz'de fındık ayı olduğu için vatandaş fındığını hava yağmur yağıyor, şu oluyor, bu oluyor. Biraz da şey olduğu için millet vatandaş sokağa inemiyor. Bak görüyorsun çarşıdan şu balık 15'liğimi yapalım. Biz de geçen sene biz burada full iş yapıyorduk. Full. Ya 15 gün yani 20 gün ilk sezon aslında benim niye vatandaş var? Havalar sıcak gidiyor. Bu sene Cenab-ı Allah'ın taktiği ilahiyiz. Havalar soğuk gitti. Vatandaş kurunun fındığını vurdamadı. Sokağa inemedi adam. Altınordu Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimlerinin başlamasına sayılı günler kala Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm okullarda başlattığı dezenfekte çalışmalarını öğrenci servisleriyle tamamladı.
Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana dek toplum sağlığının korunması ve salgının etkilerinin en aza indirgenmesi için her alanda yürüttüğü mücadele ile örnek belediyecilik sergileyen Altınordu Belediyesi bu zorlu süreçte eğitim camiasını da hiç yalnız bırakmadı. Altınordu Belediyesi yüz yüze eğitim kararının ardından Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm okulları sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin ve öğretmenlerin temas edebileceği tüm ortak kullanım alanlarıyla detaylı bir şekilde sil baştan yeniden dezenfekte ederek steril hale getirdi. Okullarda yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, okul bahçelerinin yıkanması, temizlenmesi, otların biçilmesi işlemlerini tamamlayarak fiziki alanları eğitim için hazır hale getirdi. Altınordu Belediye ekipleri okulların ardından bir çalışmada öğrenci servisleri için başlattı. Pandemi döneminde açıkladığı sosyal destek paketiyle servisler başta olmak üzere 1000 araca 1000 şoför esnafına 50 bin litre mazot desteğinde bulunan Altınordu Belediyesi öğrenci servislerinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını da tamamlayarak sağlıklı ve kesintisiz bir eğitim için tüm önlemlerini aldı. Covid ortamında zaten zor günler geçirmemizi belki vesilesinde bize katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize vermiş olduğu mazot desteği, işte ilaçlama, bakım, onarım, çoğu desteklerinden faydalandık. Allah razı olsun. Teşekkürlerimizi şoför esnafı olarak minnet duyuyoruz, saygılar sunuyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Adam gibi adam. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e araçlarımızı dezenfekte ettirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ederiz. Okulların açılmasına bir hafta kala araçlarımızı dezenfekte ettirdik. Vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Altınordu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Tören, kesintisiz bir eğitim dönemi için pandemi tedbirlerini bir kez daha hatırlatıyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Eğitime ve öğrenciye her alanda destek olmaya devam edeceğiz dedi. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Okullarımızın açıldığı haftasında araçlarımızı ilaçlamaya başlamıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz açılıyor hayırlısıyla, Allah izin verirse. Altınordu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Arabalarımızı dezenfekte yaptı. Hayırlısıyla çocuklarımızı da sağlığına sıhhatine taşımayı Cenab-ı Allah'ın nasip eder inşallah. Başkanımız Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da üreticiler 50 yıldır kentin ekonomisine katkı sunuyor. Ordu, Giresun ve Trabzon'da fındıkla özdeşleşse de İstanbul'da binin üzerinde aile Şile ve Beykoz çevresinde fındık üretiyor. Megakent İstanbul'da fındık hasadı görenleri şaşırtıyor. Erken muhtarım, çok erken. Ordu, Giresun ve Trabzon fındıkla özdeşleşse de taşı toprağı altın olan İstanbul'da da fındık üretiliyor. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da üreticiler 50 yıldır kentin ekonomisine katkı sunuyor. İstanbul'da binin üzerinde aile Şile ve Beykoz çevresinde fındık üretiyor. Yıllık 600 ila 900 ton arasında fındık üreten kent fındıkçıları bu ürün sayesinde evine ekmek götürüyor. Şile'ye gelen turistler bölgede fındık üretimini görünce şaşırırken kendiliğinden yetiştiğini düşünen turistler fındık topluyor. Mahalleliler ve tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçelere giderek fındık toplarken toplanan ürün daha sonra harmana taşınıyor. Şile Gökmaslı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Şentürk, Şile'de fındık üretiminin 50 yıl önce başladığını ve ondan önce bölgede elma üretimi yapıldığını anlattı.
Bizim Şile'de fındık üretimi 70'lerde başladı demiştim. 70-75'lerde. Şile'nin diğer köylerinde de var. Oldukça da bu kazanç kapısı olarak görünmeye başladı. Gökmaz köyü olarak takriben kendi sınırımız içerisinde bulunan fındık miktarı 80 tonu buluyor aşağı yukarı. 80 ton fındık üretebiliyoruz şu anda. Ama destek verilirse, prim verilirse tabii ki daha çok kazanacağımızdan eminim. Şentürk, fındık denilince akla ilk Karadeniz bölgesinin geldiğini söyledi. Tabii ki güzel fındık tarlalarımız var. Ben, burası benim kendi fındık yerim, tarlam. Bakıyorum, kendi imkanlarımla yetiştiriyorum, büyütüyorum. Baktığın zaman fındık verimini veriyor. Ama fındığı bakmazsan da fındık verim vermez. Temizliğini yapacaksın. Su vermek zorunda değilsin ama zaten doğanın yağmurları yeterince su verimini karşılıyor. Tabii ki gelen kişiler fındığın burada yetişmediğini veyahut da hani ormanda kendinden büyüdüğünü düşünerek fındıkları girip poşetle doldurup da götürdükleri de oluyor. Tabii ki İstanbul'dan gelenler bu bölgede fındık yetiştiğini bilmiyorlar. Neticede bu fındığın sadece Karadeniz'de büyüdüğünü, yetiştiğini düşünüyorlar. Mesudiyeli yazar Gülten Özul, Tuz Buz kitabı için bir imza günü düzenledi. Açık havada düzenlenen etkinliğe Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir de katıldı. Mesudiyeli yazar Gülten Özul, Tuz Buz kitabı için bir imza günü düzenledi. Açık havada düzenlenen etkinliğe Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir de katıldı. Bugün burada Mesudiye'nin entelektüel sermayesini yansıtan bir etkinlikle karşınızdayız. Değerli Mesudiyeli yazar, eğitimci hemşerimiz Gülten Özgül'ün söyleşisi ve kitap imza töreninde bir aradayız. Bugün bu etkinliği bir kafede, açık havada yapma gereği hissettik. Hemşerilerimizin daha fazla ilgi duyması ve pandemi koşullarından etkilenmemesi üzerine. Başkan Yardımcısı Demir, Mesudiye'nin entelektüel kimliğinin önemine vurgu yaptı. Mesudiye kimliğini oluşturan çok önemli ögelerden bir tanesi de Mesudiye'nin entelektüel kimliğidir. Yani Mesudiye kimliğini oluşturan önemli unsurlar Mesudiye'nin entelektüel sermayesidir, entelektüel birikimidir. Bugün o birikimi yansıtan değerli bir eğitimci, şair arkadaşımızla, hemşerimizle bir aradayız. Yazar Gülten Özul'da gerçekleşen imza günü ve söyleşi hakkında bilgiler paylaştı. Tuz Buz kitabının yazarıyım. Ayrıca Halk Edebiyat Dergisi Yönetim Kurulu danışmanıyım ve aynı zamanda köşe yazarıyım. Aynı zamanda derginin içindeki yazarlardan biriyim. Bu benim çok çalışmamla yaptığım bir olay. Yani bu makamlar, bu işte verilen değerler ben isteyerek olmadı. Bunlar bana ikram edildi bu şeyler. Yazar Özul, imza gününü memleketine bir şeyler katma isteğinin bir sonucu olarak yorumladı. Bu imza günü aynı zamanda benim memleketime bir şeyler yapabilme arzumun bir sonucu. Bakın, benim öğretmenim yanımda, abimiz Necmi Bey yanımda, eşim yanımda, ailem yanımda. Daha ne olsun? Bundan sonraki süreçlerde hizmet de edeceğiz. Yani Necmi Bey'in söylediği gibi festivallerde falan elimizde gelen tüm öneri ve destekleri de vermeye hazırız. Özul, çocukluğunun geçtiği yerlerde böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin onurunu yaşadı. Memleketimde böyle bir etkinlik yapmak çok güzel. İşte çocukluğumuzun geçtiği bu mekanlarda Mesudiye Melet Çayı'nın kenarında ve böyle bir kafede doğal, samimi insanlarla bir arada olmak ve eserlerimi burada okuyucularla buluşturmak kendi memleketimde benim için çok gurur verici bir şey. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.